Değerli izleyicilerimiz, biliyorsunuz ki her hafta bir mali müşavirimizi ekranlarınıza getirmeye gayret ediyoruz. Bu haftalık Lifestyle programın mali müşaviri Ayça Musullulu. Ayça Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Mali müşavir olmayı neden tercih ettiniz? Şimdi şöyle, öncelikle ben okumayı çok seviyorum. Herkes gibi ben de başarıyı çok seviyorum. İş alanımı geliştirmek için mali müşavir olmayı tercih ettim. Bir de benim babam iş adamı. Ona da bu konuda yanında sonuçta bir sürü işçi çalıştırıyor. Ona bu konuda destek olurum diye düşündüm. Yani çok zor ama çok zor bir yolculuk ama meyvesini veren bir meslek. Benim de hedefim önce denetçilik, sonra da yeminlilik. Muhasebe ve mali müşavirlik gibi alanlara girmiş ve girecek olan kişilere tavsiyeleriniz nelerdir? Şöyle, her zaman kenarda bir meslekleri, yapabilecekleri bir şey olsun, kendilerini sürekli geliştirsinler. Eğer onlar mali müşavirlerse girebilecekleri birçok sınav var. KGK bağımsız denetçilik sınavına hazırlanabilirler. Sonra bilirkişilik, uzlaştırmacılık, ACCA denilen Avrupa'da geçerli, İngiltere'de mali müşavirlik yapabilecekleri bir sınav var mesela. Bunları tercih edebilirler. Hayır, ben bunların hiçbirini yapmak istemiyorum derlerse yüksek lisans ve doktorayı tercih edip akademisyen olabilirler. Ya da işte benim bunlara bütçem yetmez olabilir çünkü bu sınavların maliyeti falan da çok yüksek. Dil öğrensinler, rakiplerinden her zaman bir adım önde olurlar. Mali müşavirlik mesleğinin gelecekte nasıl olacağını düşünüyorsunuz? Vergi danışmanı olacaklarını düşünüyorum. Çünkü mali müşavir demek, kelime olarak danışman demek. Denetim ve audit, yani denetim ve raporlama ağırlıklı olacağını düşünüyorum. Peki, Instagram'da meslektaşlarınızla birlikte bir kitleye hitap ediyorsunuz. Evet. Nasıl karar verdiniz? Şöyle, bizim amacımız önce kendimizi geliştirmekti. Bir de hepimiz çok uğraştık bir yerlere gelebilmek için. Dedik ki hani bu işe yeni başlayacak olan arkadaşlara deneyimlerimizi aktaralım. O yüzden bir araya geldik. Yani biz sadece herhangi bir sosyal sorumluluk gibi düşünün bunu. Hani rehber olmak istedik ve kitle bizi çok fazla sevdi. Bizim bugün İstanbul, Adana, Ankara, İzmir, Bursa, Van, Diyarbakır, Sakarya, birçok Antakya, birçok yerde takipçimiz var. Yani çok güzel geri dönüşler, çok güzel reaksiyonlar alıyoruz. Genç muhasebeciler ekibinden ve isminden biraz bahsedebilir misiniz? Şöyle, hepimiz genciz ama hepimiz muhasebeci değiliz. Şimdi ekibimizde Erdem ve Kerem KDV iade uzmanı. Seyde ve başka bir Kerem daha var. O da büroda mali müşavirlik yapıyorlar. Leyla, Arzu ve Ufuk da muhasebe müdürü. Leyla aynı zamanda inşaat muhasebesi uzmanı ve maliyet muhasebesi uzmanı. Dolayısıyla yani çok yönlüyüz ve genç, dinamik, eğlenceli bir ekibiz aynı zamanda. Peki paylaşımlarınız nasıldır? Yani neler paylaşırsınız? Ya ben bu konuda çok eleştirildim, onu da söyleyeyim. Hukuk ağırlıklı paylaşıyorum. Hani muhasebe adı altında hukuk paylaştığım için çok sayfada aforoz edildim, böyle söyleyeyim. Ama şöyle, mali müşavir olurken biz ceza hukuku dışında bütün hukuk dallarını bize gösteriyorlar. Yani ben de bu sayfayı açmadan önce bütün sayfalara baktım ve onlardan birazcık daha farklı bir yol izlemek istedim. Ama Ufuk Bey'le birlikte, yani genç muhasebeciler ekibinden UFRS paylaşımlarına da başlayacağız. Ve biz çok güzel reaksiyonlar alıyoruz. Tamam, kötü yorumlar yapan da var. İtiraf ediyorum, hepsini siliyorum ve engelliyorum. İstemeyen, herkes bizi sevmek zorunda değil ya da beni sevmek zorunda değil. Böyle bir şey yok zaten. Herkes aynı olmak ya da aynı fikirde olmak zorunda da değil. O zaman zaten yaşamının bir anlamı olmazdı. Ya bu sayfayı kurarken niye başladınız? Yani benim önümde kimse yoktu. Yani beni yönlendirecek, bana ışık tutacak kimse yoktu. Ben sadece benim çektiklerimi o insanlar çekmesin diye ben deneyimlerimi paylaştım. Ya ben orada her şeyimi yazdım. İşte 5 kere kaldım, şöyle yaptım, bütün kusurlarımı, her şeyimi oldu. Deneyimlerinizi falan. Ben hiçbir şekilde kendimi kusursuz göstermedim. Benim de eksiklerim var ve Türk insanı da şöyle bir şey var. İnsanlar bilmiyorum demeyi bilmiyor. Evet. Ben de diyorum ki mesela, açık, yani her şey açık. Bilmiyorum ama araştırıp dönüp size haber vereceğim. Ve gerçekten ben de öğreniyorum. Peki, takipçilerinden de çok şey öğreniyorum. Bu kitleden nasıl reaksiyon alıyorsunuz? Biraz önce negatif eleştirilerden bahsettiniz. Var. Şöyle, koyduğumuz storylere, postlara, işte her şeye inanılmaz güzel geri dönüşler oluyor. Yani inanılmaz sorular geliyor. Bazı soruların cevabını ekip olarak da bilmiyoruz. Ama hepimiz araştırıyoruz. Bu da çok güzel, itici bir güç oluyor. Yani her iki taraf öğrenmiş oluyor. Çok güzel bir etkileşim oluyor. Ayça Hanım, harikasınız. Bize ayrılan sürenin sonuna geldik artık. Son olarak derleyip toparlayalım isterseniz. Eklemek istediğiniz bir konu var mıydı? Beni yetiştiren iki tane hoca var. Biri Yusuf, biri de Adem'dir.
kendileri bakışlarıyla adam devirirler. Bir tanesi 10 yıl boyunca tek başına çalışmış, yanına sadece beni kabul etti. Ve ben oradan ayrıldıktan sonra da hala yanına kimseyi almamış. Ona buradan çok teşekkür ediyorum Handan Bey'e. Yusuf'un hakkını ödeyemem. Yusuf konuşmazdı, eylemde bulunurdu. Az konuşurdu, eylemde bulunurdu. Ondan çok şey öğrendim. Kendisi akrep burcudur. Bana şey dedi artık, sen dedi mezun oldun. Artık aslan burcu değilsin, akrep burcusun. Evet, bu anekdotu da izleyicilerimize paylaştık. Sevgili izleyicilerimiz, Ayça Musululu özel konuğumuzdu. Hoşçakalın.